Merhaba arkadaşlar. Sizlere şimdi muhabbet kuşumuzun kış bakımı nasıl yapılır? Muhabbet kuşumuzun yuvalarında yavru varsa yuvalarının temizliği nasıl yapılır? Muhabbet kuşumuzun gene çift olan muhabbet kuşumuzda yavru varsa hem yuvalığı hem kafesi nasıl temizlenir? Hangi sıklıkla temizlenir? Onun bilgisini vereceğim arkadaşlar. Muhabbet kuşumuzun yuvalığında yavru varsa eğer elimizden geldiği kadar yuvalıkta ağır koku olmadığı sürece yuvalığı temizlemeyelim arkadaşlar. Eğer yuvalığı temizlersek muhabbet kuşumuz yavrulara bakmayabilir, yuvadan atabilir, bu ölmesine sebebiyet verebilir. Çok dediğimiz gibi çok ağır kokular yoksa temizlemeyelim. Ben muhabbet kuşumuzun yuvalığını daha önce yavru aldık. O yavru almamızın neticesinde muhabbet kuşumun yuvalığını, yani folluk dediğimiz yavruların olduğu yuvalığı, ne zaman ki kafesten, yuvalıktan kafese çıktılar, o zaman temizledim. Yani ağır koku oluşmamıştı da. Ama şu an hafif hafif ağır kokular var. Dediğim gibi temizlemek biraz riskli. Temizlememeye gayret ediyorum. Sadece muhabbet kuşumuzun şu anda gördüğümüz gibi kafesin temizliğini nasıl yapıyorum? Kafesin temizliğini dün yaptım ben. Muhabbet kuşumuzun kafesin temizliğini de dediğim gibi çok yıpratmamak üzere ve muhabbet kuşlarımızı da kızdırmamak neticesinde 20 günde bir temizliyorum ben. O da aynı şekilde eğer sadece muhabbet kuşunuzun kafesi varsa, yavru yoksa veya folluk yoksa, diyelim ki bu folluk yok, sadece muhabbet kuşunuzda böyle bir kafes var. Bunu 15 günde bir, 20 günde bir veya haftada bir temizleyebilirsiniz. Ama muhabbet kuşunuzun kafesinde folluk takılı, aynı zamanda da folluğun içerisinde yavru varsa muhabbet kuşunuzu kızdırmamak koşuluyla 20 günde bir, gerekiyorsa 20 günde bir temizlemenizdir. Yani sadece kafesin temizliğini. Yuvanın temizliğini de dediğim gibi ben kendim şahsen yavrular yuvadan çıktıktan sonra temizliyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız sizin için ve muhabbet kuşlarınızın verimliliği için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bol yavrular, bol yumurtalar.